Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugünkü ikinci yayınımızda beraberiz. Bugün sabahtan beri de size altını çizdiğim bir şey var. Yeni projeler, yeni gelecek vaat ettiğine inandığım şeyleri sizlerle araştırıp daha fazla paylaşıyorum diye altını çiziyorum. Onlardan bir tanesinin bahsetmeye vakti geldi. Çünkü bugün sabahleyin gelen enflasyon rakamlarından sonra fark ettik ki birazcık daha enflasyondan kendimizi koruyabileceğimiz ve önümüzdeki dönemlerde gelecek vaat ettiğine inandığımız projelere biraz daha gönülden sarılmamız gerekiyor ve biraz daha bakmamız gerekiyor. Şimdi sizlere Binance'in Smart Chain'in de ağında olan, yani Binance ağında çıkan bir projeden bahsetmek istiyorum. Luckybox'tan bahsedeceğim. Biraz sonra da zaten ben konuşurken ekrana gelecek. İnternet sitesi üzerinden de konuşacağız. Luckybox son derece yeni bir proje. Gelecek vaat eden bir proje. İlk başta pre-sale, biliyorsunuz bir önceden işte açılıyorlar. İnsanlar bunlara bakıyorlar ve daha sonrasında da ne yapıyorlar? İşte alımlarını yapabiliyorlar. Birazcık roadmap, yani yol haritasına bakıyorlar ve karar veriyorlar. Pre-sale, yani ön satış başladığında 49 gün içerisinde, normalde 90 günde biteceğine inanılan 49 günlük başarılı bir pre-sale sonrası şimdi tekrardan önlerini açıyorlar. Luckybox adından da anlaşılacağı üzere bugün bizim hayatımızda Türk insanının çok meraklı olduğu loteriler, yani Milli Piyango ile alakalı. Milli Piyango'nun blok zincirini kullanarak yapılanına faydalanıyoruz. Burada önemli olan, ilginç olan 5-6 tane nokta var ve bunların altını çizmek istedim. Biliyorsunuz blok zincirde ne olursa olsun çok fazla insan ilgi gösterdiği için biraz daha ağır bir ağ var. Ve bugün siz ERC20 ağından oradan buraya bir şey transfer etmek istediğinizde neredeyse %50 bir masraf çıkartıyor size. İşte Luckybox bunu BNB üzerinden yaparak buradaki bu ekstra çıkabilecek ücretleri ortadan kaldırmış. Bu bir. İkincisi, mesela bir loteri çekildi. Siz proof of stake gibi, yani elinizde eğer ki bu tokenlardan varsa mutlaka o kazanılan loteriden size de bir pay veriyorlar. Bu ikincisi. Üçüncüsü, hiçbir kuruma, bugün Milli Piyango'ya bugün bir çekiliş yapmaya karar verseniz oraya haber vermeniz lazım, buraya haber vermeniz lazım, ama blok zincir olduğunda bir kere özgürleşiyorsunuz. Luckybox gibi bir sistemin içine girdiğinizde de insanlar sahibi, yani kurumlar fayda sağlayacak veya oradan ceplerine bir şey koyacaklar diye bir şey yok. Şeffaf olması, özgür olması en önemlisi. Şimdi biraz sonra whitelist dediğimiz, yani hikayesi neden önemli ya da neden loteri üzerine, neden Milli Piyango üzerine bir proje yapılmak istenmiş. Bugün şans oyunlarını milyarlarca insan oynuyor ve kriptonun aslında ilk başta şey denilmesinin nedeni, ya abi kumar denilmesinin nedeni işte bundan geliyor. İnsanlar bilmedikleri tokenlar, araştırmadıkları tokenları alıyorlar, satıyorlar ve daha sonrasında biraz para kazandıklarına, aa evet burada gelir varmış deniliyor. Ama bunu biraz daha normal, biraz daha anlaşılabilir seviyeye getiren Luckybox diye bir projeden bahsediyoruz burada. Ben şimdi Instagram'ımda ve Twitter'ımda da paylaşacağım zaten. Bir de bir Telegram grupları var. Oradan bakacaksınız. Anlayacaksınız insanlar ne anlıyorlar ve mesela ne kadar süreli. 2021'in son çeyreğinde ortaya çıktı ve burada size whitelist'e, yani hikayesine baktığınız zaman 2022'de ne yapacak, ne olacak, ne zaman kilitler kaldıracak, bunların hepsini gösteriyor. Şimdi biraz whitelist'e bakalım. Loterinin hayatımızdaki öneminden bahsediyor. İşte milattan öncesinde bile başladı bu. Sonuçta insanlar bir şekilde daha ucuza, daha uyguna, daha fazla şansı olduğu şeylere girmeyi seviyor. İnsanoğlunun olduğu her yerde %60 şans oyunlarına ilgi var. Ve durum böyle olunca da zaten biz hani böyle kendi aramızda yeni projeleri araştırırken de ya mutlaka böyle bir şey gelecekti zaten diyor. Burada çekilişin, loterinin ne üzerine olacağını sistem belli edecek ve insanlar karar verecekler. Böyle bir şey var. Yani kafamıza bir şey gelmiş de öyle bir olay oldu demek değil. Burada aslında proof of stake gibi, yani insanların çok ciddi anlamda payları var. Ve Türkiye yatırımcısına aslında uygun bir yatırım aracından bahsediyoruz. Ben bunun gibi yepyeni projeleri sizlere zaten anlatmaya devam edeceğim ama bir genel whitelist'e baktığımız zaman, whitelist'te önce işte dediğim gibi Milli Piyango'nun devamı konuşuluyor. Daha sonrasında nasıl alınabilir? Nasıl alınabilir, ona bakacağız. Ana sayfada da gördüğünüz, nasıl how to buy dediğinizde bastığınızda PancakeSwap'tan alıyorsunuz. Şimdi bu projenin değerlenebilmesi veya değerleneceğini gösteren en önemli şeylerden bir tanesi de şu arkadaşlar. PancakeSwap'ta şu anda
PancakeSwap'ta kodlu ve bunu diğer borsalarda tanıtıldığında biraz daha etkili olacak anlamına geliyor. Luckybox'ın diğer borsalarda listelenecek olması sonuçta Binance'in smart chain'ini kullandığı için önemli bir adım olarak bizim karşımıza çıkacak. Şimdi biraz whitelist'e baktığımızda dediğim gibi yine Lottery'nin devamından bahsediyor ama neden bu projenin yapıldığını? Bu proje şu ana kadar çok fazla hatır sayılır medya kurumlarında da kendine yer bulmuş. Ona baktığınızda 5-6 tane maddeyle gene projenin geneli açıklanmış. Ekibe de bakabilirsiniz. Mentorları var, advisor'ları var. Ama her zaman dediğim gibi ben şunun altını kesinlikle çizmek istiyorum ki bir projeye yatırım yaparken PancakeSwap'ta olsun veya başka yerlerde olsun. Büyüdüğünde evet gelecek vaat ediyor olabilir ama burada önemli olan sizin kendi araştırmanızı kendinizin yapması. Şans oyunlarıyla ilgili yapılacak olan blok zincir projelerinin önümüzdeki dönemlerde çok tutacağını zaten aşağı yukarı çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Birazcık böyle bir bakış açınız varsa. Ama burada tabii ki projenin hangi ağı kullandığı önemli, neler yaptığı önemli. Bunun anlamında da BNB üzerinden yapıyor olması önemli. Aynı zamanda pre-sale sonrasında 11.200 tane BNB kazanma ihtimalini de veriyor. O nedenle burada önemli olan hem araştırmalarınızı yapmanız, hem önden yer almanız, hem de faydalı olabilmesi. Ve böyle bu tarz yatırımlara girerken ne olursa olsun iradenin sizde olduğunu öne çıkarak, biraz değişik her türlü şeye bakarak nasıl alındığına, nasıl edildiğine, PancakeSwap'ta nasıl çalıştığına, PancakeSwap'tan bir şeyler alabilmek için de biliyorsunuz birkaç tane wallet'ınızın olması gerekiyor. İşte Trust Wallet, MetaMask gibi çok fazla aslında hepimizin global anlamda tanınmış cüzdanlarla çalışıyor olmaları da önemli. Ama dediğim gibi söz sizde. Ben burada size sadece faydalı olabileceğini düşündüğüm şeyleri anlatırım. Devamında da irade sizde olduğu için faydalı bir şekilde yatırımlarınızı şekillendirin diyorum. Şimdilik bu kadar. En yakın sürede yeni bir yayınla ve yeni bir projeyle görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Aşağıda da internet sitesi, Telegram, Twitter her türlü linki sizlerle paylaştım. Instagram ve Twitter hesaplarımdan da faydalı bilgileri paylaşmaya devam edeceğim diyorum. Görüşmek üzere.